Cins Dergi sunar. Levent Yılmaz Macron'un Türkiye ile derdi. Sirte'den yapılan petrol kaçakçılığı ve Avrupa Birliği'nin ikiyüzlülüğü. Hafter'in 18 Ocak tarihinde ülkenin doğusundaki günde yaklaşık 800 bin varil toplam kapasiteye sahip 5 terminali ablukaya almasıyla ülkenin petrol ihracatı bir anda günde 80 bin varile düştü. Bu durum kabaca Libya halkına 6 milyar dolara mal oldu. Ancak dahası var. Sirte, petrol ve tanıdık senaryo. Önceki yazımda Sirte'nin öneminden bahsetmiştim. Sirte havzası, ülkenin petrol üretimi ve ihracatının can damarı. Normalde petrol ticareti için izlenen yol şu şekilde. Petrol ihracatından elde edilen gelir, Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan, Türkiye'nin de desteklediği meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki Trablus'ta yerleşik Libya Merkez Bankası'na yatırılıyor. Ancak Sirte halen darbeci Hafter'in kontrolünde. Hafter Trablus'u ele geçiremeyince işi giderek zorlaştığı için önümüzdeki dönemde Doğu Libya, Batı Libya gibi bir bölünme önerisiyle karşımıza çıkarsa şaşırmamak gerekiyor. Biz bu senaryoyu Irak ve Sudan'da görmüştük. Uluslararası hukuka göre petrol ticaretini yapma yetkisi Serrak'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin elinde. Sahadan gelen bilgiler ise başta Fransa olmak üzere Hafter destekçisi Avrupa Birliği ülkelerinin Libya'dan yasa dışı petrol aldığı yönünde. Bunun önemli bir nedeni var. Libya petrolünün kükürt oranı çok düşük. Bu durum petrolün işlenmesini kolaylaştırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Avrupa'daki rafinelerin büyük bölümünün tasarımı düşük kükürtlü petrole göre yapılmış. Yani Libya Avrupa Birliği ülkeleri için kritik öneme sahip. Ülkedeki iç karışıklıktan önce 2010 yılındaki toplam petrol ihracatının yaklaşık %85'inin Avrupa'ya gerçekleştirildiğini not edelim. Fransa'nın Libya'dan ithal ettiği petrol miktarı 2017 ve 2018 yıllarında artarak ortalama 30 milyon varile ulaştı. Fransa'nın 2018 yılında ithal ettiği toplam 397 milyon varil ham petrolün yaklaşık %9'u Libya'dan geldi. Şunu söylemek mümkün. Başta Macron olmak üzere pek çok Avrupa Birliği ülkesinin lideri bilerek ya da bilmeyerek uluslararası hukuk çiğnenerek Libya'dan yapılan petrol kaçakçılığına göz yumuyor. Türkiye karşıtlığının sebebi İngiltere Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'nin 2016 yılında Libya ile ilgili hazırladığı rapora bakalım. Fransız istihbaratının Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın danışmanı Sidney Blumenthal'a e aktardığı raporda yer bulmuş. Buna göre Fransa'nın Libya'ya 2011 yılında askeri müdahalede bulunulmasını istemesinin nedeni, Libya'nın petrol üretiminden aslan payı alabilmek, Fransa'nın Kuzey Afrika'daki nüfusunu artırabilmek, Fransız iç siyasetinde Libya'yı kullanabilmek ve Kattafi'nin Fransızca konuşan Afrika ülkelerindeki etkinliğini sona erdirebilmek. Yani Fransa'nın darbeci Hafter'e desteğinin arkasında işleyen bir strateji var. Libya halkı Macron'un umrunda olmadığı gibi, Libya halkı Macron'un umrunda olmadığı gibi Libya halkının refahı için kullanılacak petrole de göz dikilmiş durumda. Hatta bu petrole yasa dışı yollarla ulaşmayı bile göze alarak. 2018 yılının Tunus'u ziyaretinde Tunus Meclisi'nde yaptığı konuşmada Libya'ya 2011 yılında yapılan askeri müdahaleyi şiddetle eleştiren ve Libya'daki krizin askeri müdahaleyle çözüme kavuşturulacağını düşünmemiz hataydı. Libya bu halde ise kabahat Amerika ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde. Libya'daki ahlaksızlığın sorumlusu hepimiziz demesine rağmen Türkiye'nin desteğiyle sahadaki dengelerin değişmesi Macron'a bir dönüş daha yaptırdı. Bu salvo tablolarda daha önce Sarkozy'nin Savunma Bakanlığı'nı ve şimdi ise Macron'un Dışişleri Bakanlığı'nı yapan Jean-Yves Le Drian'ın büyük payının olduğunu ve Macron'un Le Drian'ın yörüngesine girdiğini ifade edebiliriz. Fransa bu kez bir başka darbeci sesiyi de yanına alarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımlara karşılık veremeyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin imdadına yetişmeye çalışıyor. Bu ülkeler 11 Mayıs 2020'de Libya ve Doğu Akdeniz konusundaki yayınladıkları ortak bildiride Türkiye'ye mesnetsiz ve yersiz suçlamalar yöneltti. Bildiriye Doğu Akdeniz'de hiçbir alakası olmayan Birleşik Arap Emirlikleri de iştirak etti. Zira tüm bu ülkelerin Libya ile ilgilenmesinin nedeni sadece petrol ve doğal gazken Türkiye'nin Libya ile ilişkileri, Libya'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliği sağlanmasına katkı sağlanması ve karşılıklı yarar temelinde. Türkiye Merkel'in Trablus'a geniş bir heyetle yaptığı ziyaret sahada yaşanan sevindirici gelişmelerin sürme beklentisini ve barış isteyen Libya halkının umudunu artırdı. Avrupa Birliği'nin iki yüzlülü. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları doğrultusundaki uluslararası hukuka uygun adımları, Avrupa Birliği tarafından her defasında birlik dayanışması söylemi öne sürülerek hukuksuz bulunuyor. Ancak başını Fransa'nın çektiği bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, Mısır'da darbeyle göreve gelmiş bir diktatörle aynı masada oturarak ve yeni Libya halkını temsil eden meşru Libya hükümetini darbeyle devirmeye çalışan Hafter'le işbirliği yaparak hareket ettiğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin hukuk anlayışı söz konusu petrol olunca bu iki yüzlülük üzerine inşa ediliyor. Cins dergi sundu.